Biz varsak sanayici var, sanayici varsak da biz, varsa biz varız. Bölgemizdeki süt üreticileri kooperatifleri ve İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, Adagide Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde bazı firmaların bayramda üreticilerden süt almayacağını açıklaması üzerine bir araya geldi. Toplantıda mevsimsel olarak sütte meydana gelen artıştan sonra süt fiyatlarının azalması ve yem fiyatlarındaki artış görüşüldü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, artık bu sorunlara bir çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayici olmadan, sanayici üretici olmadan bu süt işi, peynir işi, yağ işi, tereyağı işi asla olmaz. Dolayısıyla biz aynı yolda kol kola yürüyoruz sanayici ve üretici olarak. Ama bir şey istiyoruz. Tabii ki bu her zaman devletin eliyle olacak şeydir. Bir süt aldığınız zaman hangi marka olursa olsun bununla ilgili bir kamu spotu hazırlanmasını istiyoruz. Bizim burada çok küçük üreticimiz, büyük üreticilerimiz de var. Lütfen o sütlerin üzerinde hangi bölgeden, hangi kooperatif, hangi birlik, hangi üretici, hangi havza olduğu da yazsın. Büyük firmaların kirazdan alıp atıyorum Balıkesir'in bir yerinde ya da İzmir'in herhangi bir yerinde ya da Denizli'nin herhangi bir yerinde paketlemiş olduğunun yanında hangi havzada hangi kalitede üretilmiş olduğunu da o köylünün hakkını vermek için yazılmasını talep ediyoruz. Neptün Hanım, bugün burada olma sebebiniz? Bugün burada olmamızın sebebi her sene yaşadığımız Nisan ve Mayıs ayında, siz de beni gayet iyi anlayacaksınız, sütler çoğaldı. Piyasada çok fazla süt var. Sanayici de bu sütün altından kalkamadığını söylüyor. Bir de üstüne pandemi, bir de üstüne bayramdaki kısıtlamalar. Bir 3 gün sütün alınmayacağı söylendi. Bakanlık yetkilileri de hayır, biz bunun üzerinde duruyoruz, taakkuzdayız, bunu halledeceğiz dedi. Biz bunun halledildiğini, nasıl halledileceğini de kendi aramızda konuşmak istiyoruz. Aramızda veteriner hekimler var, ekonomi okuyanlar, iktisat okuyanlar var. Bu bizim aşıyor. Çünkü biz her sene bunu konuşuyoruz. Her sene bu inekler doğuruyor, süt artıyor. Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla devletin, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu zamanlarda süt paritesine göre süt, çiğ sütü destekleyecek bir prim düşünmeli bu dönemde. Ve bu süt fazlasının olduğu dönemlerde de piyasayı nasıl regüle edeceğini sanayici ve üreticiyle oturup aynı şekilde, hatta tohumcuları da katıp aynı şekilde konuşmak zorundayız. Bu ülke bu kadar süt üretmekle iyi bir şey mi yapıyor? Ne yapıyor? Bir aklımızı başımıza toplamamız lazım. Peki bir 17 günlük kapanma sürecinin içindeyiz. Biz başta da haberler yapmıştık. Ne olacak çiftçinin hali diye. Şimdi bezelye yetişiyor, bakla yetişiyor vesaire, birçok yetişen ürün var. Çiftçinin durumunu nasıl görüyorsunuz? Valla çiftçiye üret ama satarken dur yasak dediler. Sonra biz bunları da dile getirdik. Yani salatalık, hadi bezelye neyse, ayıklarsın, dipfrize de koyarsın, salatalığı koyamazsınız. Salatalık 2 günde şişer. Ne yapacak salatalık üreticisi dedik. Pazarları açacağız dediler. Bari küçük üretici pazarlara gitsin. Çünkü halden de pazara geçiş olmuyor. Haftada bir gün buna yeter mi? Yetmez. Bu her zaman için, sadece süt için konuşuyoruz ama ülkenin planlı ürünü katma değere nasıl dönüştürdü ve nasıl pazarlaması ile ilgili, bu küçük üreticiye nasıl bir kabiliyet kazandırdığıyla da ilgili. Her sene problem olduğunda bir araya geliyoruz, dağılıyoruz. Problem oluyor, bir araya geliyoruz, dağılıyoruz. Biz üreticilerle konuşuyoruz. En büyük sıkıntı, kiminle konuşursak konuşalım, düşük süt fiyatı, yüksek yem fiyatı. Şimdi bakın, buradaki bütün üreticiler yüksek yem fiyatı, düşük süt fiyatı gayet iyi biliyorlar. Sütü ben burada yerelde, yerli, milli üretiyorum. Yemi kalkıyorum, dünyanın bir yerinden getirtiyorum. Böyle bir akıl, mantık var mı? Çiftçi üretemiyor, gübre fiyatları yüksek. Siz bu kadar ithalata bağlı olursanız, burada sen sütü ürettireceksin, sonra her şeyi ithalatla yapacaksın. Tabii ki çok pahalı olacak. Yani onu çok basit, ben uzun süre öğretmenlik yaptım. Bunlar ilkokul hesabı. Biz artık büyüdük, yani bir devletten bahsediyoruz. Olmaz. Olmaz. Sen yerli milli süt ama ithal yem sorun değil. Yok öyle bir şey. Peki. Bir daha efendim bir şey söylemek istiyorum. Biz sadece danayla beslenen bir millet değiliz. Bizim atalarımız keçi koyunla beslenmiş. Keçi koyunu göçer yetiştirmiş. Göçerlik ne demek biliyor musunuz? Toprağı iyileştirmek demek. O
binlerce keçi sürüsü, koyun sürüsü oradan göçerken o toprağa aslında nadaslar, gübreler hareket ettirir, kaldırır. Bir sene sonra döndüğünüzde toprak kendine gelmiş olur. Atalar bir şey biliyormuş ama biz nedense daha çok biliyor olmuşuz. Dolayısıyla benim annem dana eti pişiremez. Biz kurban bekleriz de koyun etine ete doyalım diye. Gerçekten danayı sevmeyiz. Dolayısıyla bu politikalara bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, tarım politikaları ama 5 senelik, 1 sene sonra değil. 25 yıl sonra bu üretici bu işletmesini bırakacağı evlatlarını düşünerek yapmalı bu işi. Anlatabiliyor muyum? Yoksa 5 gün sonra, 5 ay sonra her şey ortada zaten. O kadarını ben görüyorum. Ama siyasi iktidarın, bizim seçtiklerimizin ve devletin 25 sene sonra dağın arkasındaki geleceği görmesi lazım bizim için. Biz bunu bekliyoruz.